Erlerin örneği, kemalin merkezi, samimi, abid, aşık, zahit, evtadın sultanı, alemin kutbu, Ebu Hafs, Haddad. Mutlak olarak şeyhlerin padişahı ve hakkıyla hakkın halifesi olup bu tayfinin muhteşemlerindendi. Onun kadar ulu başka bir kimse yoktu. Riyazet, keramet, mürevvet ve fütüvvet itibariyle asrında emsalsizdi. Keşif ve beyanda yegane olup, ulu ve yüce Allah vasıtasız olarak kendisine talim ve telkinde bulunmuştu. Ebu Osman Hiri'nin piriydi. Şah Şuca onu ve öbür şeyhleri ziyaret edip sohbetlerinde bulunmak üzere Kirman'dan gelmişti. O sırada Ebu Hafs da Şeyhleri ziyaret maksadıyla Bağdat'taydı. Ahmet bin ile çok sohbet etmişti. Başlangıçta hali şöyleydi. Bir cariyeye öyle aşık olmuştu ki kararı kalmamıştı. Kendisine Nişabur'da büyücü bir Yahudi vardır. Başındaki sevdaya o çare bulur dediler. Bunun üzerine Ebu Hafs kalkıp ona gitti ve halini anlattı. Sihirbaz Yahudi, Kırk gün süreyle namaz kılmaman, hiçbir taatte bulunmaman ve iyi iş yapmaman ve Allah adına ağzına almaman lazımdır ki sana bir çare bulup sihirle muradına erdireyim, dedi. Ebu Havs kırk gün böyle hareket etti. Bundan sonra Yahudi tılsım yaptı ama muradına nail olamadı. Yahudi mutlaka senden iyi bir şey vücuda gelmiştir. Aksi halde muradının husule geldiğinde asla şüphem yoktur dedi. Ebu Hafs, yolda yürürken gördüğüm bir taşı, kimsenin ayağına takılıp onu tökezletmesin diye ayağımla kenara ittim. Bunun dışında hiçbir şey yapmadım dedi. Yahudi, kırk gündür emrini terk ettiğin Allah, bu kadar yaramazlığına rağmen Kerim'in eseri olmak üzere bak seni terk etmemektedir. O Allah'a hiç darılma dedi. Bu sözden Ebu Hafs'ın yüreğine bir ateş düştü ve bu ateş o kadar kuvvetlendi ki nihayet Ebu Hafs Yahudinin elinde tövbe etti. O sıralarda demircilik yapıp dururdu. Başından geçen makayı gizli tutardı. Her gün bir altın kazanır ve bunu da yoksullara verir, geceleyin kimsenin fark etmeyeceği bir biçimde yetimlerin ve dul kadınların kapısına bırakır, yatsı namazında dilenir ve orucunu bununla açardı. Öyle zaman olurdu ki çeşmede yıkanan sebzelerin artıklarını toplar, temizler ve bundan kendine aş yapardı. Bir müddet zamanını bu biçimde geçirdi. Bir gün bir ama çarşıdan geçerken Bismillahirrahmanirrahim Allah'tan beklemedikleri şey kendilerine göründü. Mealindeki ayeti okuyordu. Kalbi buna takıldı. Yüreğine bir varit indi. Kendinden geçti. Maşa yerine elini ocağa sokup körükle kızdırılan kıpkırmızı demiri çıkarıp örse koydu. Çekiç sallayıp demir döven çıraklar Ebu Hafs'ın kızgın demiri elinde tutup çevirdiğini görünce ''Usta bu ne hal?'' dediler. Ebu Hafs çıraklara bağırdı ve dövün dedi. Çıraklar: "Usta, demir temizlenmiş. Neresini dövelim?" dediler. Bunun üzerine Ebu Hafs kendine geldi. Elindeki kızgın demiri gördü ve çırakların da "Temizlenmiş. Neresini dövelim?" dediğini işitince bir nara atarak demiri elinden fırlattı, dükkanını yağmaya verdi. "Ve bunca yıldır bu işten kurtulmak için kendimizi zorladık, durduk ama olmadı. Bu mesleği bırakmayı başaramadık." Derken şu hal bize hücum edip bizi bizden aldı. Gerçi biz bu işten el çektik ama iş benden el çekmedikçe bunun bir faydası olmadı. İş beni terk etmeden benim işi bırakmam bir işe yaramadı, dedi. Sonra riyazete yönelip kendini inziva ve murakabeye verdi. Halka karışmaz oldu. Hatta naklederler ki bulunduğu yere yakın bir mahalde hadis okunur ve dinlenirdi kendisine niçin gelip hadis dinlemiyorsun diyenlere 30 yıl var ki dinlediğim bir hadisin hakkını vermek ve gereğine göre hareket etmek istiyorum ama bunu başaramıyorum. Diğer hadisleri dinleyip de ne yapacağım?" dedi. O hadis hangisidir diye sorduklarında "Kişinin işine yaramayan şeyleri terk etmesi iyi bir müslüman oluşundandır." mealindeki hadis dedi. Naklederler ki ahbaplarını alıp kıra çıkmış, burada onlara vaaz ediyordu. Yanındakiler konuşmasının tesirinde kalıp hislenmişlerdi. Bu esnada dağdan bir geyik inip başına Ebu Hafs'ın kucağına koydu. Ebu Hafs geyiğin yüzüne bir sille indirip bağırdı. Hadi buradan. Geyik de oradan gitti. Şeyh kendine gelince yaranları sordular. Bu ne haldir? Vaktimiz hoş olup dini heyecan bizi istila edince keşke bir koyun olsa da kızartsak ve bu suretle ahbaplar bu gece dağılmasalar diye hatrımdan bir fikir geçmişti. Hatrımdan bu husus geçince geyik çıka geldi. Ya şey, Allah karşısında böyle bir hali bulunan bir kimsenin geyiğe silah atıp bağırmasında ne mana var? Bilmiyor musunuz ki kucaklamaktan maksat kapı dışarı etmektir. Eğer Hak Teala Firavun'un iyiliğini istemiş olsaydı, arzusu üzerine Nil nehrini hiç ters akıtır mıydı? Naklederler ki Ebu Hafs ne zaman öfkelenecek olsa öfkesi sükunet bulana kadar güzel ahlaktan bahseder, sonra sözü değiştirip esas konuya geçerdi. Naklederler ki bir gün giderken şaşırıp kalan ve ağlayıp sızlayan birini gördü ve sana ne oldu diye sordu. Adam bir şeyim vardı kayboldu. Başka hiçbir şeyim de yok, dedi. Şey durdu ve izzetine and olsun ki eşeği ona iade etmedikçe bir adım atmam deyince derhal eşek göze göründü. Ebu Osman Hicri'yi anlatıyor. Bir gün Ebu Hafs'ın yanına gittim. Önüne konulmuş birkaç muz görünce birini kaldırıp ağzıma attım ama boğazıma durdu. Ebu Hafs, ey hain ne haklı muzumu yiyorsun dedi. Ben senin gönlünü bilirim. Sana güvenim var. Sahip olduğun her şeyi başkalarına isar ve ikram etmekte olduğunu da bilirim dedim. Dedi ki: Cahil adam, ben kendi kalbime itimat etmiyorum. Sen ona nasıl itimat edebilirsin? Hakkın kutsiyetine and olsun ki bir ömürdür onu heva ve hevesine göre yaşıyorum. Benden meydana gelecek olan şeyin ne olacağını bilmiyorum. Bir kimse kendi içini bilmezse başkası onun içini nasıl bilebilir? Yine Ebu Osman Hiri'yi anlatıyor. Ebu Hafs'la birlikte Ebu Bekir Hanefi'nin evinde bulunuyordum. Arkadaşlardan bir cemaat orada toplanmıştı. Bir dervişi yad ettiler. Ben keşke burada o da bulunsaydı dedim. Şey şayet burada kağıt olsaydı gelmesi için ona pusula yazardım dedi. İşte burada kağıt var dedim. Ama hane sahibi çarşıya gitti. Şayet orada öldü ve kağıt da varislerine intikal ettiyse öyle bir kağıda yazı yazmak uygun düşmez dedi. Ebu Osman anlatıyor. Ebu Hafsa içimdeki bir his apaçık bir şekilde ilim meclisi kur ve konuş diyor dedim. Sana bunu söyleten his nedir dedi. Halka karşı duyduğum şefkat hissi dedim.'' halka karşı duyduğun şefkat hissi hangi hadde varmıştır dedi. O hadde ulaşmıştır ki şayet Hak Teala bütün günahkarlara bedel olmak üzere beni cehenneme atıp azap edecek olsa razıyım dedim. Eğer durum gerçekten böyleyse Bismillah deyip meclis kur. Ama mecliste konuşurken şu hususlara dikkat et. Önce kendi kalbine ve şahsına nasihat et.'' Sonra halkın etrafında toplanmaları seni aldatmasın ve şımartmasın. Çünkü onlar senin dış yüzünü, Hak Teala ise iç yüzünü murakabe etmektedir, diye tavsiyede bulundu. Sonra ben kürsünün üzerine çıktım. Ebu Hafs da gizlice bir köşeye çekilip saklandı. Meclis sona erince bir dilenci kalkıp bir gömlek istedi. Derhal gömleğimi ona verdim. Ebu Hafs, seni yalancı seni, İn şükürsüden. Söylediğim yalan ne ola ki? Halka karşı beslediğim şefkat, kendime karşı beslediğim şefkatten çoktur diye dava etmiyor muydun? Şimdi sadakayı ilk önce verme fazileti ve sevabı benim olsun diye neden herkesten evvel sadaka vermeye davranıyorsun? En iyi halin kendine ait olmasını isteyip neden bencillik yapıyorsun? Şayet davanda samimi olsaydın Sadakayı ilk önce verme sevabı başkalarının olsun diye biraz ağırdan alırdın. İşte bu yüzden sahtekarsın ve sahtekarların yeri kürsü değildir. Naklederler ki bir gün çarşıda giderken karşısına bir Yahudi çıktı. Derhal şey kendinden geçip yere düştü. Kendine gelince durumdan sordular. Dedi ki: "Adalet elbisesi giymiş bir adam gördüm." Bense lütuf elbisesi içindeydim. Lütuf elbisesini benden çıkarıp ona giydirdiler. Adalet elbisesini de ondan çıkarıp bana giydirdiler diye korktum. Allah ona lütfuyla bana adaletiyle muamele ederse halim harab olmaz mı? Görüyorum ki 30 senedir Allah bana hışımlı olarak bakmakta. Amellerim de buna dalalet etmektedir.'' Subhanallah, o halde ne dehşetli bir korku ve yanış içinde bulunmakta. Otuz yıl allah benim aynamdı. Şimdi ben Allah aynası oldum. Naklederler ki Ebu Havs haç seferine çıkmıştı. Kendisi ami ve ümmiydi. Bağda'da gelince müritler aralarında Horasan'daki şeyhlerin şeyhi olan bir zatın muhataplarına maksadını bir tercüman aracılığıyla anlatması çok ayıp diye konuştular. Sonra onu karşılamak için Cüneyt müritlerini gönderdi. Ama müritlerin neler düşündüklerini anlayan şey derhal Arapça konuşmaya başladı. O kadar güzel konuştu ki Bağdatlılar fesahatına tacip etti. Büyüklerden mürekkep bir cemaat yanına gelip fütüvvetten sordular. Ama Ebu Havs güzel ifade size mahsustur önce siz söyleyin deyince, Cüneyt, bana göre fütüvvet, kendinde fütüveti görmemen ve yapmış olduğun şeyi bunu ben yaptım diyerek kendine nispet etmemendir dedi. Ebu Hafs, güzel ama bana göre fütüvet insaf etmek, lakin insaf beklememektir deyince, Cüneyt, arkadaşlar hadi kalkın, zira Ebu Hafs, Adem ve onun zürriyetinde ilave meydana getirdi.'' Yani eğer civan mertlik onun dediği şeyse fütüvvet konusunda Adem Ademoğullarının etrafında bir hat çekti. Kimse bu hattın dışına çıkamaz. Zira o fütüvvette hepsini geçip kimsenin daha güzelini söylemeyeceği bir söz söyledi. Ebu Hafs Bağdat'tan ayrılacağı zaman kendisini uğurlamaya gelen şeyhlerin ve fütüvvet ehlinin bize fütüvvetin ne olduğunu anlat demeleri üzerine fütüvvet anlatmakla değil, fiil ve tatbikatla olur deyince herkes hayrete düşmüştü. Ebu Havs sohbetinde bulunanlar üzerinde muazzam bir heybet hissi bırakırdı. Kendisine karşı gayet edepli davranılırdı. Hiçbir mürit önünde oturup yüzüne göz atmaz ve emri olmadan oturma cesaretini kendinde bulamazdı. Ebu Havs sultanvari otururdu. Cüneyt ona sohbetinde bulunanlara sultanların meclislerindeki edebini öğretmişsin dedi. Ebu Hafs, sen mektubun başlığına fazla değer vermiyorsun ama başlık mektubun mühtevasının sıhhatine delil olabilir. Zarf, mazrufun doğruluğunu gösterebilir dedi. Sonra Ebu Hafs, bir kazan baharatı aş ve helva yapmaları için emir ver dedi. Cüneyt bu yemekleri yapması için bir müride işaret etti Yemek getirilince Ebu Havs bunu bir hamalın başına koyun. Yorulana kadar götürsün. Yorulduğu yerdeki evin kapısına seslensin. İçeriden kim çıkarsa bunu ona versin dedi. Hamal bu şekilde hareket edip yorulduğu noktaya kadar yürüdü. Burada taşıdığı yemeği evin kapısının önüne koyup seslendi. Ev sahibi "Eğer baharatlı aş ve helva getirdiysen içeri buyur." dedi. Hamal şaşılacak şey dedi ve ev sahibine bu ne haldir, benim baharatlı aş ve helva getirdiğimi nereden bildin diye sordu. Ev sahibi anlattı. Dün münacaat sırasında hatrımdan bu yemekler geçmişti. Bir süredir ki çocuklarım bunu benden isteyip durmaktadırlar. Bu isteğin yere düşmeyeceğini ve boşa gitmeyeceğini bilmekteyim. Denemeye ne hacet? Naklederler ki Ebu Hafs'ın sohbetinde bulunan gayet edepli bir mürit vardı. Edebi çok hoşuna gittiğinden Cüneyt birkaç defa ona bakıp şeyhe kaç yıldır sizin sohbetinizde bulunmaktadır diye sordu. Ebu Hafs on sene oldu dedi. Cüneyt mükemmel bir edebi ve fevkalade bir nezaketi var. Bir gence yaraşır, hoş halleri var. Ebu Hafs evet öyledir. Bu genç bizim uğrumuzda 17 bin altını elden çıkardı. 17 bin altın daha borç alarak bu yolda feda etti ama hala bizden bir şey sorma cesaretini kendinde bulamamaktadır. Sonra Ebu Hafs sahralara düştü. Bu konuda bizzat kendisi şunları söylüyor. Sahrada Ebu Turab'a rastladım. 16 günden beri ağzıma hiçbir şey almamıştım. Su içmek için çeşmenin kenarına varıp derin düşüncelere dalmıştım. Ebu Turab, seni burada oturtan şey nedir? dedi. Ebu Havs, ilimle yakin arasında, şer'i bilgiyle tasavvufi gerçek ortasında bulunuyor ve bunlardan hangisi öbürüne galip gelecek diye bekliyorum. Hangisi galip gelirse ona yar olacağım. Yani ilim galebe çalarsa su içeceğim. Yakin galebe çalarsa içmeden savuşup gideceğim. Cevabını verdi. Ebu Turab, halin büyük olacak ulu bir maneviyat adamı olacaksın dedi. Sonra Mekke'ye geldi. Burada fakir, zaruret ve zaaf içinde bir miskinler topluluğu görüp onlara ikramda bulunmak istedi. Ateş kesildi. Vecde geldi ve kendisinde fevkalade bir hal belirdi. Elini uzatıp yerden bir taş aldı ve izzetine and olsun ki eğer bana bir şeyler vermezsen meclisin ve evin olan şu Kabe'nin bütün kandillerini taşa tutup kırarım.'' dedi. Bu sözleri söyleyip hemen tavafa başladı. Derhal biri çıka geldi ve elindeki altın keseyi dervişlere harcanmak üzere getirip kendisine teslim etti. Hac vazifesini ifa edip Bağdat'a gelince Cüneyd'in müritleri kendisini karşıladı. Cüneyd, ey şey, bize ne yol hediyesi getirdin dedi. Ebu Hafs anlattı. Galiba müritlerimizden biri gereği gibi yaşamıyor.'' benim fütuhum ve yol hediyem nerede? diyor. Ona hediyem şu sözdür. Şayet benim gibi bir kardeşin size karşı saygısızlık yaptığını görseniz, onu kendinizden özür dilemeye teşvik ediniz ama onun sizden dilediği özürden çok siz kendisinden özür dileyiniz. Eğer bu özür dilemeyle kırgınlık ortadan kalkmaz ve hakkın tarafınızda bulunduğuna da kani olursanız, en güzel bir tarzda onun özür dilemesini temin edip, ayrıca siz de kendisinden özür dileyin ve bunu kırk kere tekrarlayın. Bundan sonra yine kırgınlık ortadan kalkmaz, hak tarafınızda olur ve bu kırk özür o bir cürüm karşılığı olarak görülmezse o vakit oturup kendinize şöyle hitap edin. Ey öküz nefis! Ne vurdum duymaz, ne yobaz, ne inatçı, ne edepsiz ve ne bencesin?" Sen de mertlikten hiç eser yok. Bir kardeşin işlediği bir cürümden dolayı senden kırk kere özür diledi. Sen bunlardan bir tanesini dahi kabul etmeyip aynı şekilde bencilliğinde direttin durdun. Artık ben elimi senden çektim. Sen bilirsin. Nasıl istersen öyle ol. Cüneyt bu sözleri işitince taaccüp etti. Ve sen kendinde ne zaman bu gücü bulabileceksin demek istedi. Naklederler ki Şibli'yi Ebu Hafs'ı kırk gün misafir etmiş ve her gün önüne çeşit çeşit yemekler, türlü türlü tatlılar getirmişti. Nihayet veda için yanına gittiğinde, ''Ey Şibli, şayet zaman gelir de yolun nişabura uğrarsa misafir ağırlamak ve civan mertlik nasıl olur sana öğretirim.'' dedi. Şibli, ''Ey Ebu Hafs, ben ne yaptım ki?'' ''Ebu Hafs, başka ne yapacaksın?'' Külfete girip mükellef yemekler hazırladın. Halbuki civan mertlikte külfet yoktur. Ülfet için külfeti terk etmek şarttır. Misafire karşı öyle davranmalıdır ki geldiği için üzerine bir ağırlık çökmemeli, gidince de hafiflik hissetmemelisin. Külfete girdin mi, misafirin gelişi sana ağır, gidişi kolay gelir ve her kim misafirine karşı böyle davranırsa civan mert olamaz. Bir zaman sonra Şibli Nişabur'a gelip yanında bulunan 40 kişiyle Ebu Hafs'ın evine indi. Ebu Hafs o gece tam 41 şamdan yaktı. Şibli sordu. Külfete girmemelidir dememiş miydin? Ebu Hafs, külfet olacak ne yaptım ki? Şibli, 41 şamdan yaktın. Ebu Hafs, o halde kalk ve söndür. Bunun üzerine Şibli kalkıp mumları söndürmek için uğraştı. Ama ne kadar çabaladıysa biri hariç diğerlerini söndüremedi. Sonra ya şey bu hal nedir? Şibli sizler hakkın gönderdiği kırk kişisiniz. Zira misafir hak tarafından gönderilmiş olduğundan Allah konuğudur. O yüzden her biriniz için Allah-u Teala rızası adına bir mum yaktım. Birini de kendim için yaktım. Allah-u Teala'nın rızası için yaktığım Kırk mumu söndüremedin. Ama kendim için yaktığım mumu söndürebildin. Sen Bağdat'ta her ne yaptınsa benim için yaptın. Benim buraya yaptığım Allah içindir. Bu yüzden zaruri olarak o külfet ve resmiyet oldu. Bu olmadı. Ebu Ali Sakafi, Ebu Hafs'ın şunu söylediğini nakleder. Bir kimse sürekli olarak hal ve hareketlerini... Kur'an ve hadis terazisiyle tartıp buna aykırı olan kendi düşüncelerini itham etmezse onu erler cümlesinden saymazlar. Veli için sükut mu, söz mü daha iyidir diye soranlara şu cevabı verdi. Eğer söz söyleyen kimse konuşmadaki felaketi bilse, Nuh kadar ömrü bile olsa gücü yettiği kadar susma için çabalar, sükut eden eğer sükuttaki rahatı bulsa konuşmadan geçirmek için Nuh'un iki misli kadar bir ömür vermesi için Allah'a niyazda bulunur. Sükut eden, susmadaki afeti bilse Nuh'un ömrünün iki misli kadar bir süreyle konuşmak için Allah'a dua eder. Dünyadan neden nefret ediyorsun diyenlere, çünkü dünya kulun her an bir günahtan diğer bir günaha sürüklendiği bir yerdir, dedi. Sonra eğer dünya kötüyse tövbe iyidir.'' tövbe de orada hasıl olmuyor mu denilince, dedi ki, öyledir ama dünyada günah işlemediğimi yakinen bilmekte. Lakin yaptığım tövbenin kabulünü yakinen bilmeyip şüphe ve endişe içinde bulunmaktayım. Ubudiyet nedir sorusuna şu cevabı vermişti. Lehinde olan hususları bırakıp emrolunduğun hususa sıkı bir şekilde sarılman. Hak yok, vazife var. Fark nedir sorusuna allah Teala'nın huzuruna inkisar halini arz edip zavallı biri olarak çıkmaktır cevabını verdi. Sevginin alameti nedir dediklerinde de öldüğün gün dostların sevinmeleridir dedi. Yani tecrit davasına aykırı düşecek herhangi bir şey bırakmaksızın dünyadan el etek çekmiş bir mücerret gibi bu alemden çekip gitmektir demek istiyor. Veli kimdir? kendisine keramet gücü verilip bu kerametten gayip kılınan kimsedir. Akıllı kimdir? Nefsinde ihlası talep eden zaattır. Cimri kimdir? İhtiyaç vakti diğer gamlık yapmayandır. İsar ve diğer gamlık nedir? Dünya ve ahiret işlerinde kardeşlerinin menfaatlerini kendi menfaatinden önde tutmaktır. Kerem nedir? Dünyayı ona muhtaç olanlara atıp muhtaç bulunduğun Allahü Teala'ya yönelmendir. Kulu Allah'a yaklaştıran en iyi vesile, kulun her halükarda daimi surette ona ihtiyaç duyması, bütün fiillerde sünnete dört elle sarılması ve gıdayı helal yoldan temin etmesidir. Her zaman nefsini suçlamayıp, her halükarda ona muhalefet etmeyen ve onu hoşlanmadığı hususlara icbar etmeyen aldanmıştır.'' Nefsine rıza gözüyle bakan ve ondan vücuda gelen bir şeyden hoşlanan mahvolmuştur. Allah korkusu kalpte bulunan bir meşaleden ibaret olup hayır ve şer namına kalpte bulunan şey ancak onunla görülebilir. Almaktan çok vermekten hoşlanmadıkça ve kimsenin fakri sıhhatli olmaz. Firaset davasında bulunma mertebesine kimse varamaz. Onun için yapılması lazım gelen şey, diğerlerinin firasetinden sakınmak ve korkmaktır. Hem veren hem de alan bir adamdır. Veren ama almayan yarım adamdır. Ne veren ne de alan adam değil sinektir. Öylesinde hiç hayır yoktur. Bir soru üzerine Ebu Osman Hiri bu sözün manasını şöyle açıklamıştı: Her kim Ulu ve yüce Allah'tan alıp Yine ona verirse o tam bir adamdır. Zira o bu halde arada kendini görmemektedir. Her kim verir de almazsa yarım adamdır. Çünkü yapmış olduğu bu işte nefsini ve almama faziletini kendisinde görmektedir. Ne veren ne de almayan adam değil hiçtir. Zira veren ve alan Allah değil benim kanaatini taşımaktadır. Ümid ederim ki her halükarda üzerindeki Allah'ın lütfunu gören bir kimse mahvolmaz. Sakın ulu ve yüce Rabbine olan ibadetin mabut olmana sebep olmasın. Amel sahibi için en faziletli şey Allahü Teala karşısındaki murakabe halidir. Allahü Teala'ya dayanıp kendini zengin bilmek ne hoş. Binamerde dayanıp kendini zengin bilmek fena. Zevk ve şevk şarabından bir kadeh içen öylesine kendinden geçer ki Allah'a kavuşma ve onu temaşa etme vaktinden evvel bir daha kendine gelemez. Hal ilimden ayrılmaz, lafla birlikte bulunmaz. Halk hakka ermekten, yakınlığını kazanmaktan ve yüksek makamlardan haber veriyorlar. Benim bütün arzumsa, bütün ömür boyunca bir lahza bile olsa, hakka giden yolda bana rehberlik yapacak olan birini bulmaktır.'' İbadet, zahirde sevinme, hakikatte aldanmadır. Zira ibadet, ezeldeki kadere bağlıdır. Bu hususta esas olan, aldanış halinde bulunanlar müstesna, hiçbir kimsenin kendi fiiline bakıp sevinmemesidir. Zehir, ölümün habercisi olduğu gibi, günah da köfrün habercisidir. Öldükten sonra dirilip hesaba çekileceğini bildiği halde, günahlardan uzaklaşmayan, ve dine aykırı işlerden vazgeçmeyen kimse kesinlikle şunu haber vermekte. Öldükten sonra dirilmeye ve hesaba çekilmeye benim imanım yok. Gönlünde tevazuunun bulunmasını isteyen bir kimsenin salihlerin sohbetinde bulunması ve onlara hizmetten ayrılmaması lazım gelir. Bedenlerin parlaklığı hizmetle, ruhların parlaklığı istikametledir. Kurtuluş saf takvadadır tasavvuf tümüyle edepten ibarettir. Her vaktin ve her makamın bir edebi vardır. Vakitlerin edebine bağlı kalan erlerin vardığı noktaya varır. Edebi zayi eden yaklaştığını sandığı bir sırada uzak düşmüş, makbul olduğuna kane olduğu bir sırada merdu olmuş olur. Kulun tövbede hiçbir tesiri yoktur. Zira tövbe kuladır, kuldan değildir. Allah kula dönerse ancak o vakit kul Allah'a dönebilir. Ona yaraşan ameli alıp götürürler. Bunu sana da unuttururlar. Ulu ve yüce Allah'ı eşyayla gören, basiretsiz ve celal sahibi Allah'tan, mükevvenata nazar eden basiretlidir. Kendisinden nasihat isteyen birine dedi ki, ''Kardeşim, bütün kapılar bana açılsın dersen bir kapıdan hiç ayrılma. Tüm beyler bana baş eğsin istersen bir uluya sıkıca bağlan. Muhammed anlatıyor. 22 yıl Ebu Hafs'ın hizmetinde bulundum. Bu sürede Allahü Teala'yı gaflet ve keyif hali içinde zikrettiğini hiç görmedim. Daha doğrusu Allahü Teala'yı ancak huzur, tazim ve hürmet yoluyla zikrederdi. Zikredilince de hali o kadar değişikti ki yanındakilerin hepsi bunu fark ederlerdi. Can çekişirken işlenen kusur ve kabahatlerden ötürü her halükarda gönlü kırık olmak lazım gelmektedir demişti. Allah'a hangi yüzde vardın sorusuna, fakir, fakr ve aciz müstesna, zengine hangi yüzde varır diye cevap vermişti. Ebu Abdurrahman Sülemi öldüğüm zaman başımı Ebu Hafs'ın ayağının ucuna gelecek şekilde beni toprağa koyun diye vasiyet etmişti. Vesselam.